Dikkat, balinalar parlayan bu altcoin'i dibe çekebilir diyor. Burada sol üstüne konuşuluyor. Sola bakacağız, üstüne konuşacağız. Ne olabilir, ne bitebilir diye durumdan bahsetmeye çalışacağız. On-chain analitik platformu LookOnChain, iki balinanın Binance'a büyük miktarda sol yatırdığını paylaştı. Bir kere yanlış anlaşılma olmaması için söylüyorum. Bu tarz haberler çok fazla olur, oluyor. Ama yatırımcılar bunu yanlış anlayabiliyor. Şimdi ufacık bir olay olduğunda bile haber siteleri iki tane balina mesela, tamam mı? İki tane balina şey yapıyor. Borsalara mal taşıyor. Ondan sonra sanki böyle kripto para ölüp bitecekmişçesine bir durum oluyor. Bu şekilde değil. Genelde zaten bu sitede dahil olmak üzere yalan haber çok fazla yapıyorlar maalesef. O yüzden önermiyorum ben kripto sitelerinde pek dolaşılmasını. Bu noktada mesela ne kadarmış, ne kadarlık bir şey yapmışlar. Evet, mesela 505 bin token'lık 31,7 milyon dolar değerindeki bir token unstake edilmiş. Yani ne kadar büyük bir problem. Şu anda kripto paraların tamamında bir miktar kar noktasında hareket ediliyor. Yani satışlar yapıldığı oluyor. Bu çok büyük bir ölçüde. Bunu küçük yatırımcılar yapıyor. Gün içinde de konuşacağız. Veriler de var yani. Bugün bu söylediğim şeyi açacağız. %99 balinalar hodulda kalmaya devam ediyor. Zaten onlar o yüzden balina. Diğerleri o yüzden küçük yatırımcı. Yıllardır. Dolayısıyla bu çark bu şekilde dönüyor. Genelde küçük yatırımcı çıkıyor. Tabii bu gibi düşüş etaplarında, kısa vadeli düşüş ya da akümülasyon etaplarında hemen balina unstake etti. Satış geliyor, fiyat düşüyor. Yani balina, bir tane balina bulmuşsun. 32 milyon dolar satış yapmış. Coin'in bir gündeki hacmi, yani bir gün içerisindeki işlem hacmi onun yaptığı satışın tam 100 katı. Ama fiyat düşecek yersen. Sadece son 24 saat içinde Sol'un fiyatı %10'un üzerinde düşerek 59,11 dolara geriledi. Kripto analisti Daniel Dutoit yatırımcıların altcoin fiyatını 57 doların altına çekmeyi başarması halinde Sol'un dibe dalabileceğini söylüyor. Kötü bir şey, yani daha doğrusu yanlış bir şey söylemiyor, doğru bir şey söylüyor. Şu anda 56-78'lerin önemi hakkında konuştuk. Hatta Sol burayı ne zaman ki aldı, işte o zaman gördüğünüz gibi anında 68'lere patladı. Yani fiyatına 12 dolar daha üstüne koydu. Sadece bir gün içinde, ama en sonki düşüşler doğrultusunda bir şey görüyoruz. 56,78'leri yeniden almaya çalışan bir Sol, yaklaşan bir dead cross'la karşımıza çıkıyor. Bu noktada Sol önümüzdeki saatler içerisinde hiç değilse bu akşam saatlerine doğru 58 dolar civarına alamazsa düşüşe devam eder, ki büyük ihtimalle alamaz. Şu an piyasadaki genel duruma ve sola baktığımız zaman bu durumda da tabii ki geri çekilmeler yapabilir. Nereye kadar? Yine ortalama bundan önceki düşüşe kadar yapar diye zannediyorum. Yani aşağı yukarı 51 pozisyonlarına kadar falan yapar, ya da en minimum düz 50 dolarlara falan düşme ihtimali olacaktır. Şu anda Sol Coin'de ben alımı önermiyorum. Portföyünüzde diğer altcoin'ler varsa zaten adil değeri Sol'un çok altında kalmış kripto paralar var. Mesela XRP Coin. Şu anda eğer portföyünüzde XRP de varsa tam toplanması lazım. Tam toplanması gerekiyor şu anda XRP Coin'in. Çünkü hareket başladığından beri fiyatları düşük kaldı. Tabii ki yükselişler yaptı. Ama fiyatları düşük kaldı. XRP çok çok sert toparlanır. XRP harekete kalktığı zaman öyle sola mola benzemez. Ne olduğunu çok anlamazsınız. O yüzden düşük fiyatlardan şu anda XRP toplamak lazım. Bu noktada Sol Coin özellikle önümüzdeki günlerde şöyle bir 51 dolar vesaire verebilirse, 51 dolar civarları yakalanırsa sola o zaman girilir işte. O zaman Sol coin alımı yapılır. Bu arada Sol da XRP de çok iyidir. Bu sezon bunların ikisini de portföylerde bulundurmak gerekecektir.
Benden söylemesi. Balinalar sollarını Aslı'ya gelip borsalara taşıyor. Solana son koşun parlayan yıldızlarından birisi oldu. Bununla birlikte bugün irtifa kaybediyor. Bu arada Onchain Analitik platformu Lokonchain iki balinanın borsalara büyük miktarlarda sol yatırdığını bildirdi. İlk olarak bir balina 31.7 milyon dolar değerindeki 505.034 solu unstake etti. Bunun ardından Binance'a 505.000 token yatırdı. Unstake tabii ki stake'ten kaldırmak demek. Stake yapıyor. Şu anda stake'ten kaldırıyor ve bunu borsaya taşıyor. Lokonchain paylaşımına göre bu balina hala yaklaşık 2.9 milyon altcoin stake etmiş durumda diye söylüyor. Sadece birkaç saat sonra başka bir balina 128 milyon dolar değerindeki 2,16 milyon SOL unstake etti. Daha sonra 1,3 milyon token transfer etti. Balina unstake ettiği tokenlardan 312.868 SOL Binance'a yatırdı. Yatırdığı altcoin yaklaşık 18,56 milyon dolar değerindeydi. Lokonchain ayrıca Balina'nın hala bir cüzdanda 863 bin SOL ve stake edilmiş 9,86 milyon SOL token tuttuğunu ortaya çıkardı. Evet. Balinalar bu tarz hareketler çok fazla yapar. Nitekim gayet normal. Ellerindeki varlıkları çokça borsalara taşırlar. Bundan kaynaklı olarak şu tarz düşüncelere kapılmamak lazım. Ya işte ne oldu bu ne? İşte niye taşıdı falan gibisine. Hemşerim taşıdı çünkü satacak. Hemen satmayacak çok büyük bir ihtimalle. Fiyatlar yükseldikçe kademeli satışlar yapmaya gayret edecektir. Çünkü olası durumda aksini yapabilmesi için tamam mı? Elinde bir şey yok adamı mesela. Şey olmayacağının bir garantisi yok. Nedir o? Bir tıkanıklık olmayacağının falan filan bir garantisi olmadığı için bu noktada sıkıntılar yaşanıyor. Adam da önceden satış yapabilmek için nitekim önceden varlıklarını taşıyor. Olayı magazinsel boyuta çekmenin de çok bir anlamı olmayacaktır. Sol fiyatı tahmini altcoin fiyatının derinlere dalması mümkün. Yani 50-51 dolarlara kadar düzeltebilir. Burada başka bir şey söylüyor mu? Yani bir fiyat olarak başka bir şey söylemiyor. Yani mi pek bu balinalardan biri ya da her ikisi altcoin fiyatı geçtiğimiz işlem günü %10'dan fazla düşüş yaşadığı için sol varlıkların bir kısmını satarak ceplerini hafifletme karar vermiş olabilir. İkisinin arasında nasıl bir bağlantı var anlamadım. Yazı sırasında altcoin 57 dolarlık düşük bir fiyat belirledikten sonra 59 dolardan işlem görüyordu. Gün içi hacmi de dünden bu yana %3'lük düşüşle 3,9 milyar dolara geriledi. Söz tökezlemesi de son tökezlemesi de solun Bitcoin karşısında diyor %6 zayıflamasına neden oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.